Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte Eylül ya da Ekim ayında tanıtılmasına kesin gözle bakılan iPhone 12 modelleri ile ilgili olarak bugüne kadar çıkmış tüm bilgileri bir araya getireceğiz. Şimdi biliyorsunuz Apple her Eylül ayında aslında yeni modellerini tanıtıyordu ama bu yıl birazcık gecikme olacak gibi görünüyor. Muhtemelen Ekim ayının içinde iPhone 12 modelleri tanıtılacak ve Kasım ya da Aralık gibi de Türkiye pazarında da satışa sunulmasını bekliyoruz bu modellerin. Şimdi tabii ki bu tarz telefonlar özellikle böyle amiral gemisi ya da popüler modeller çıkmadan biliyorsunuz bunlarla ilgili bir sürü sızıntı çıkıyor. Kılıfları çıkıyor, işte tasarımları çıkıyor, işte böyle dummy dediğimiz örnek tasarımlar ortaya çıkıyor. Bunlar çeşitli sızıntılarla internet sitelerinde veya sağda solda paylaşılıyor. Hatta bunlarla uğraşan, üşenmeyip bunlara video hazırlayan, konsept videolar hazırlayan bilgisayar ortamında kullanıcılar bile mevcut arkadaşlar. Biz de en azından elimize ulaşan, sosyal medyada paylaşılan, internette paylaşılan bu tarz sızıntıları bu videoda bir araya getirdik. Ve bunların özellikle olması muhtemel olanları koyduk bu arada. Yoksa çok uçuk fikirler de var, çok uçuk iddialar da var iPhone 12 modelleriyle ilgili. Ama biz daha çok olması muhtemel iddialarla ilgili ortaya çıkan sızıntıları derledik. Ve bu sızıntıları sizlerle paylaşırken büyük ihtimalle bir kaynağının olması ya da bir fotoğrafa dayanmasına dikkat ettik arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım iPhone 12 modelleri bizlere neler sunuyor. Evet arkadaşlar, şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloyu biz bugün 26 Ağustos 2020 ortaya çıkan sızıntılarda elde ettiğimiz bilgiler ışığında oluşturduk. iPhone 12'nin 4 tane modeli olacak. iPhone 11'de 3'tü bu değer. iPhone 12'de 4 tane olacak. Bu muhtemelen olması beklenen bir değer arkadaşlar. Yani 4 tane farklı model olacak. O neredeyse kesin gibi olduğunu söyleyebiliriz. Birinci modelimiz iPhone 12. İkinci modelimiz iPhone 12 Max. Üçüncü modelimiz iPhone 12 Pro. Ve dördüncü modelimiz ise iPhone 12 Pro Max. Gördüğünüz gibi iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri vardı halen satışta olan. Bunlara 12'de bir de 12 Max isimli bir model ekleniyor. Normalde 11'in Max diye bir sürümü yoktu. Onu da söylemiş olalım. Şimdi her bir sürümle ilgili ekrandaki görüntü üzerinden biraz ilerleyecek olursak iPhone 12 bizlere 5.4 inçlik Super Retina OLED bir ekran sunuyor ki bütün iPhone 12 modellerinde OLED bir ekran olacak arkadaşlar. Daha önce böyle LCD falan da kullanmıştı Apple ama burada tamamen OLED'e geçmiş bütün ekranlarda. iPhone 12'de RAM olarak 4 GB RAM oluyor. A14 Bionic işlemcisi kullanılacak ve 5G özelliğinin olacağını da söyleyelim. 5G olmayan bir sürümünün de bulunacağı iddiaları var ama bu iddia çok kesin değil arkadaşlar. Doğrudan 5G'de çıkma ihtimali daha yüksek, onu da belirtmiş olalım. Depolama alanı seçenekleri ise karşımıza 64, 128 ve 256 olarak çıkıyor iPhone 12'de. Ana kameramız dual ama çözünürlük konusunda net bir bilgimiz yok. 64 megapiksel olacağını iddia edenler var ama bunların kesin bilgi olmadığını söyleyeyim arkadaşlar. Gövde materyali ise alüminyum malzemeden olacak ve pil olarak da 2227 mAh'lik bir pilimiz yer alacak. Peki iPhone 12'nin fiyatı ne olacak diye soracak olursanız 699 dolardan başlayacak bir etiket olduğunu söyleyelim. 749 ve 849 dolarlık da diğer modellerin olduğunu belirtelim. Yani 64 GB'da 699, 128'de 749, 256'da da 849 dolarlık bir fiyat etiketi olacak. Bu iPhone 12 için ortaya atılan iddialardan bir tanesi. Gelelim iPhone 12 Max'e. iPhone 12 Max aslında 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen özellik olarak iPhone 12 ile aynı, sadece ve sadece ekran boyutu 6.1 inçe yükseltilmiş, yani daha büyük bir ekran bizi karşılıyor. Onun dışında hemen hemen bütün özellikleri aynı. O yüzden çok detaya girmiyorum, tek tek söylemiyorum. Doğrudan fiyatını söylüyorum. 799 dolardan başlıyor 64 GB için. 128 için verilen fiyat 849 dolar ve 256 için verilen rakam ise 949 dolarlık bir fiyat etiketimiz var. Gelelim iPhone 12 Pro'ya. Pro'da da 6.1 inçlik bir ekran kullanılmış. Super Retina XDR OLED ekran teknolojisi sahip. Normal OLED değil bu. XDR OLED olarak kullanılan bir teknoloji var. RAM 6 GB'a yükseltilmiş.
Depolama tarafında ise minimum rakam 128, onu 256 ve 512 GB takip ediyor. Kamera tarafında önemli bir farklılık var. Burada üçlü bir kameramız var ve bu üçlü kameraya bir de iPad Pro 2020 modelinde bulunan lidar kamera eşlik ediyor. Belki bilmeyenler vardır aramızda. Lidar kamera nedir diye soracak olursanız, özellikle alan derinliği, portre çekimleri ve arttırılmış gerçeklik için kullanılan özel bir kamera, daha doğrusu bir algılayıcı. Bu algılayıcı sayesinde çok daha net portre fotoğrafı çekilebiliyor ve aynı zamanda arttırılmış gerçeklik uygulamalarında bu kamera bizlere ekstra bir özellik sağlamış oluyor. Bunun dışında gövde tarafında alüminyumdan paslanmaz çeliğe geçiyoruz. Pil olarak da 2775 mAh'lik pilimiz var. Onu da söylemiş olalım. Fiyatlara bakacak olsak 128 GB için 999, 256 GB için 1099 ve 512 GB için de 1299 dolarlık bir fiyat etiketi mevcut. Gelelim ailenin en parlak, en güçlü üyesi olan iPhone 12 Pro Max'e. iPhone 12 Pro Max'in ekranı 6.7 inçlik. Bunun dışında baktığımızda diğer özellikleri neredeyse iPhone 12 Pro ile aynı. İşte Super Retina XDR OLED ekran, 6 GB RAM, A4 Bionic işlemci, 5G özelliğinin olması, 128, 256, 512 GB depolama ağı seçeneklerinin olması, üçlü kamera artı lidar kamerasının olması, paslanmaz çelik gövde olması ve en önemli fark iPhone 12 Pro'ya göre 3687 mAh'lik bir pili var. Pili biraz daha güçlendirilmiş durumda. Fiyat tarafına gelecek olursak, orada da 128 GB için 1099, 256 GB için 1199 ve 512 GB için de 1399 dolarlık bir fiyat olacağı iddia ediliyor. Tabii bu paylaştığımız bilgilerin hepsi doğrudur demiyoruz arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle, yani %80, %90 bu bilgiler doğru olacak. En azından 4 farklı modelin çıkacağı konusunda neredeyse kesin diyebiliriz. Ama tabii ki biz mesela ön kamera ile ilgili henüz çok detaylı bir şey yok. Yani Face ID'de ne olacak? Bu kamera nasıl bir kamera olacak? Onunla ilgili çok detaylı bir bilgi verilmedi. Ana kameraların çözünürlüğü konusunda da net bir bilgimiz yok. Ama üçlü kamera olacağı ve ona lidar teknolojisine sahip kameraların en azından iPhone 12 Pro ve Pro Max'te onlara eşlik edeceğini söyleyebiliriz. Elimizdeki veriler ışığında da bütün modellerin A4 Bionic işlemci kullanacağı, ki 5 nanometre teknolojisi sahip bu işlemci, söyleyebiliriz. Bugüne kadar sızan bilgiler ışığında fiyatları, özellikleri ve donanımları da işte bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere Teknoloji Oku olarak ve Özgür Çetin olarak iPhone 12 modelleriyle ilgili olarak bugüne kadar ortaya atılan bütün sızıntıları anlatmaya çalıştık. Elbette videonun içinde de söylediğim gibi bunların kesin olarak doğru olduğu konusunda bir iddiamız yok. Ama daha önceki lansmanlarda ortaya çıkan sızıntıların büyük bir çoğunluğunun doğru olduğu gibi muhtemelen burada verdiğimiz bilgilerin de büyük bir çoğunluğu doğru olacak. Ama fiyatlar 100 dolar pahalı olur, 100 dolar ucuz olur, orasını bilemeyiz. Türkiye fiyatlarını belki merak ediyor olabilirsiniz. Henüz daha ürünler tanıtılmadı ama tahmini fiyatlar en azından söyleyebiliriz. Şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar, tabloyu tekrar ekranda görüyorsunuz. Bu tablodaki fiyatları yaklaşık olarak 11 ile falan çarpmamız gerekebilir. Yani dolar kurunu 11 gibi hesaplayıp, 11, 11.5, 12 gibi hesaplayıp çarptığımız zaman en azından bu ürünlerin kabaca 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum bunu, Türkiye fiyatlarında siz de bulmuş olursunuz. Örneğin 699 dolarlık en ucuz model için fiyatın işte çarptığımız zaman, yani 700 dolara çarptığımız zaman yaklaşık olarak 7700 lira civarında gibi bir rakam olması gerekiyor. Bu rakam civarında olmasını biz de tahmin ediyoruz ama bunlar kesin değerler değil. Hani 7700 olmaz, 7500 olur, 7800 olur, o tarafını bilemeyiz ama 3 aşağı 5 yukarı telefonların Türkiye fiyatlarını 11'e 11.5'la çarparak sizin de bulabileceğinizi belirtelim. Eğer sizin de iPhone 12 modelleriyle ilgili olarak görüşleriniz ve yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abonesizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.